Arkadaşlar merhaba. Konağımı tekelerimiz de geldi. Kurbana beslemek için. Şöyle görüyorsunuz. ...85-90 kilo aralığında. Gece indirdik inşallah. Mallar güzel. Aç. Yemini de bugün sabah döktük. Şöyle. Hayvanların şu aradaki salına bakın. Orijinal. Orijinal honamla. Hayvanların yemesi içmesi. Bunları satışa aldık arkadaşlar. Şöyle bakın. Yani hepsi birbirinden kaliteli. Şöyle şimdi 100 kiloluk bura var. Sala bakın arkadaşlar. Dün gece getirdik bunları. Ederse üst üste 16 bin lira istiyoruz bunlara. Bu hayvanları verdiğimiz kişi kırpacak yani. Bunlar da kırpılma ihtiyacı var bu hayvanlarda. Bunlar sıfır kırpılacak. İşini sıfır kırpılacak. Bir de kurbandan önce. Yani şunları şöyle kamera çekerken kamerayı küçülttüm yani. Küçük çeksin biraz diye. Yoksa kameraya girmiyor yani hayvanlar. Şöyle görüyoruz. Hayvanların arasının salını, kuyruğunun uzunluğunu. Yani daha çebiç yani bunlar. Hayvanlar daha çebiç. Yani bunlar tek olduğunu düşünün kurbanda. Bizim burada satılıyor mesela Osmaniye'de 160 kilo, 150 kilo, 170 kilo, 140 kilo. İşte bu hayvanlar oradan. Bunları satışa getirdik. Allah'ın izniyle satacağız yani. İsteyen olursa. Şöyle beyaz da var maşallah. Şöyle bir tane ayağı topalı var. Şimdi buna tırnağı yapılacak muhtemelen. Bugün akşam bir pense falan getirip bir tırnağına bakacağız buna. Bir de flörken vururuz buna. Ayağı ağrıyor. Yani malın yarısı bildiği tekelik. Damız da tekerlik. Tekerlerin yemesi içmesi iyi. Şöyle baktığın zaman. Arkadaşlar beyaz saman. Desi yemini karıştırdık döktük. Deney ekledik, yer mi yemez mi, maşallah mal patoz gibi yiyor. Akşamdan aç geldi. Ama yemeleri içmeleri çok güzel. Yemeleri içmeleri harika. Bu Konya ile Antalya arasından geldi arkadaşlar. Akşehir mi oluyor? Oradan bir yerden.
Ama adam bunu Manavgat tarafından almış, toplamış. Kendisi bakmış yani bunlara. Biz de buraya getirdik. İsteyen olursa vereceğiz. Hem damızlık, hem kurbanlık, her şey ideal. Saplı keçilerimiz. Şu bacağa bak Allah. Hayvanlarda sal var, boy var, bacak var. Gösteriş var. Ne derseniz arkadaşlar. Bunları daha satış grubunu almadım. O grubu aldığında satılır. Ama ilk etapta isteyenimiz toplu verebilirsek toplu vereceğiz. Ya da 40'ını bir toplu vereceğiz. Kalanını öyle parça dağıtırız. Yemeler, içmeler muazzam. Yani fazla ötmesi falan da yok arkadaşlar. Yani ben ötenle dün getirdim. Dün getirdim. Ötme var mı yok mu? Dün ötme yok. Bugün de şimdi içindeyiz, yemini döküyoruz. Hayvanda yine ötme yok. Bu da ötme niye olmaz? İçine şu an ben mesela yabancı iki tane keçi getirip bıraksam bu hayvan ötmeye başlar. Yani koku da yok hayvanda. Kokusu yok, ötmesi yok. 10 numara. Bak, tekneyi doldurduk, hayvanlar yiyor. Arkadaşlar keçilerimiz de genel anlamda böyle görünüyor. Vallahi bunlar mercimek samanı bilmez diye mercimek samanı vermedik. Adam ben beyaz saman veriyorum da ince. Biz de beyaz saman döktük. Hayvan yem ayırt etmiyor. Bu özelliği hoşuma gitti. Normalde bu honamlı keçilere biraz yem seçer yani. Her yemi yemez. Adam iyi alıştırmış yani bunları. Ne versen yiyor. Ama şöyle bakınca da isterseniz arkadaşlar asil hayvanlar ya. Şuna bak. Hem görüntü olarak yani şimdi bu kurbanı insanın emeğini çıkartır yani bu hayvanı al. Bizim hele Çukurova bölgesinde mesela honamlı bu şekilde keçi getirenler eğer aşırı para istemediyse parası keçisi hiç kalmadı, hep satıldı. Şimdi bizim bu bölgede şöyle bir şey var arkadaşlar. Pazara ilk çıktığında yani pazarda kurbanı satılırken mesela ilk honamlı biter. Honamlıyla töbe, honamlıyla sarıbaş biter. Onlar bittikten sonra varsa merinos biter. Onlar bittikten sonra varsa karabaş biter. Ondan sonra kangal, hamdani, van beyazı böyle gider yani. Ama ilk başta pazarda bizim Çukurova, Osmaniye olsun, Adana olsun, İskenderun olsun, işte Kadirli olsun, Kozan olsun ilk satılan hayvan honamlıdır. Sarıbaşla birlikte. Honamlı teke satılır, sarıbaş satılır, ardından da merinos, kangal diye gider yani. Yani bu honamlı keçi pazara bitmeden diğer keçilere mesela keçi grubu olsun. Yani honamlı keçiler yani honamlı tekeler bitmedikten sonra diğer keçiler kesinlikle satılmaz. Honamlı biter. Ondan sonra diğer hayvanlar biter. Yani biz kurbanda şu keçileri biz 14 liranın üstüne aldık. Yani Bingöl keçisiydi. Alamıyorduk yani.
Yani bu kadar da yoktu yani arkadaşlar. Ya kurbanla bu tarz keçiler kaç satıldı? 25 civarına satıldı. 22-25. Aşağısına gitmedi şu anki şu keçiler. Ya bu sene kurbanla bilmiyorum. Yani bu hayvanları alıp kırkılacak. Bu hayvanlar iyi bir kırkım istiyor. Şimdi bunları inşallah pazar günden sonra satacağız bunları. Müşteriler gelecek. Hayvanlar biraz kendine gelsin. Bir de burada çeşmeyi açmışlar. Her yere su etmiş hayvanlar ya. Lan ağzını falan. Yemesi içmesi hayvanların güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ötme yok. Ötme falan sıfır. Yani keçiler vallahi adam boyunda ya. Şu salal falan bakın ya. Kuyruğuna bakın. Yani keçiden iyi anlayanlar kuyruğuna, salına baksın. Yani hayvanla birbirine itse kalksa bile yani ağır hayvan, asil hayvan olduğunun belli. Fazla tepki vermiyorlar birbirine. Bazı keçiler vardır ahlaksız, dövüşüp durur, beğerir durur yani. Bakın 10 dakika boyunca videosunu çektim bu hayvanların. Daha bir ötme, bir bağırma, bir yok. Bir koku yok yani hayvanlarda.